Herkese merhaba arkadaşlar. Egeo Sürecin 2'nin Türkiye senaryosuna hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bir önceki bölümümüzde buraları falan hep aldık abi. Bak buralarda hep gelişmeler yaptık. Sonra buraları falan aldık. Küçük Avrupa ülkelerini temizledik. Bir de yorumlar okudum. Şu dibimizdeki İran'ı daha yok edemedik. Ya, ilişkileri geliştirmekten başka bir şey yapmadık. Ama ben bu bölüm İran'ı ortadan kaldırmayı düşünüyorum. Ve birkaç arkadaşımız şöyle bir şey yazmış. İstanbul'u başkent yap demiş. Hemen şöyle İstanbul'u başkent yapalım abi. Başkenti taşı. Artık İstanbul başkentimiz. Ve dünya fethi yap demişler. Zaten hazırda ilerlettiğin kuruluş Osman senaryosu var demiş. Bu kadar ilerlemişken ve burada abi niye İran var? Bu kadar ilerlemişken bir de dünya fethini yap ki daha çok izlenme alsın, daha çok ilgi çeker esnasında. Sağ olsun kanalımızı düşünen insanlar var. Şöyle bir bakayım abi. Buraları saymazsak, Etiyopya falan buraları saymazsak, buralara bir şey yollasak, ultimatum yollayıp buraları alabiliriz aslında. Buraları temizleme kolay gibi duruyor ya. Novgorod Cumhuriyeti'ni nasıl temizleyeceğiz? Bunu bir bölüme sığdırmak zor. Ama eğer bak siz bu videonun altında yorum yaparsınız. Abi devam et. Biz devam izleriz. Esnasında ya da kardeşim devam et. Biz izleriz. Esnasında bir yorumlar yaparsanız topluluk bakımından, anketten ya da yorumlardan değerlendirip ona göre devam edeceğim. Ben dünya fethi yaparım. Benim için kolay. Hatta böyle işe yaramayan devletleri falan videoya almam. O sırada oraları geliştiririm. Ben hatta video dışında da geliştiririm. Biraz büyürüz. Sizin gözünüze batmayacak devletleri ortadan kaldırdıktan sonra devam ederiz. Mesela Dağıstan falan var. Abi bunlar ne böyle? Hep bunun Novgorod'un hep şeyleri ya. Özellikleri. Dilerseniz başlayalım hemen. Fazla konuştuk. Bu bölüm ne yapacağız? İran'ı ortadan kaldıracağız. İstemsizce büyüyen bir nüfusa sahip. Hatta ben bunu ortadan kaldırırken bilin ki videoyu keserim. Çünkü abi bunu ortadan kaldırmak o kadar kolay değil. Haberiniz olsun. Bu arada şu malları biraz kısalım. Bir de ya yorumlarda yazmışsınız ki şu istatistiklere takılan başka bir kanal görmedim demişsiniz. Gerçekten ben o istatistiklere çok takılıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Benim için nüfus falan çok önemli. Ya boştan yere arttırmak istemem. Şimdi buralardan bütçemin yettiği kadar asker basacağım. Şöyle basalım hemen. Mesela bak buradan 2000 basamadık. Şöyle basıyorum hemen. Bitti, para bitti. Hareket puanı bitti. Evet. Paramız yeniden geldi. Şimdi arkadaşlar ben burayı nasıl yıkacağım? Çok güzel bir soru. Şuralara hemen basalım. Yorumlara koyacağım linkten indirebilirsiniz. Bu sefer yani kesin koyacağım, kayma olmazsa eğer. Şöyle geçeyim abi hızlı bir şekilde. Şimdi bakıyorum ki biz burayı hızlı bir şekilde yok etmemiz lazım. Şöyle bir ticaret talep edelim. Hindistan'ın arasında bir şöyle savaş olsun. Biz de o esnada buradan gidelim ki senaryoyu biraz hızlandıralım abi. Çok geride kalmayalım. Osmanlı serisi gibi olmasın. Şimdi başlayalım isterseniz. Bu kadar asker bunu yıkmaya yetecek devasa bir güçte bir ordumuz var zaten. Şuradan da bir asker basarsak artık ordumuz savaş hazır gibi geliyor. Şöyle biraz da hızlı biraz geçeyim. Evet, burada savaş daha başlamamış. Başlamıştı, iki toprak falan alınmış. Şimdi 80 bin asker de geldiğine göre bir savaş ilan edelim. Basıyorum arkadaşlar bu şekilde. Evet, seriye güzel başladık. Lan dur, heh. Şöyle. Bunları aldığımızda nüfusumuz daha da katlanacak. Oyunda benim en çok önemsediğim şey nüfus. Haberiniz olsun, ekonomi de olabilir. Nedense ikisini daha çok düşüyorum çünkü önemli abi. Evet, İran bize güvenliğinden sınırlarına asker pek koymamış. 11 bin asker var. Onlar da şimdi 80 bin asker tarafından öldü. Evet. Bize bir saldırı yaptı az önce. Ki biz savuşturduk. Direkt Bakü'ye gitsin burası. Bak Azerbaycan'ı kurtarıyorum. Eğer izleyen Azeri kardeşlerimiz varsa vatan kurtuldu. Şimdiden bilsinler. Kanalın analizlerine baktım. Şöyle bir şey var. Mesela nasıl desem, bir cuma, cumartesi, pazar
aşırı çok izleniyoruz. Bir de sömestr tatiline girecek yakında okullar. Ondan daha çok abone kazanırmışız gibi geliyor. Biz bu okullar kapanmadan güzel bir abone sayısına ulaşabiliriz. Destekleriniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kız izleyicilerimiz de var. Kardeşlerimiz, bacılarımız da var. Bir tur geçmedim inşallah. Onlara da teşekkür ederim. Evet, 18 bin askerimiz var. 18 bin askeri direkt Tahran'a çıkartalım. Bu arada bunlar final zaten oldu olacak. 2-3 bölüm kaldı. 2-3 bölüm sonra yeni bir senaryo çıkarttılar sağ olsun arkadaşlar. Ege Association forumu. Üyeleri bir senaryo çıkarttılar. Onu oynayacağım. Aşırı güzel. Yani her şeyi değiştirmişler. Bir de onu oynarız abi. Fıstık gibi çok güzel. Şuradan şöyle basalım hemen askerleri. Evet. Hindistan ve İran'ı kuşatınca böyle bir şey çıktı. Hindistan asker yolluyor. Allah belanı. Bakü'yü yağmaladık yalan. Şu yağmalama işini sevmiyorum normalde. Yanlışlıkla adamları yağmaladık. Tayland bize barış yollamış. Kabul et. Amerika ile hala savaştayız. Sarı'ya gitsin abi bunlar. Bak burada 24 bin asker var. 12 bin de burada abi. Yazda gitsinler burada. Evet. İran'ın askerlerini orada öldürdük. Tamam. 15 bin asker direkt buraya gelecek. Amerika bize barış yollamış da ben bu bölüm Amerika'ya çökeceğim ya. Gerçekten çökeceğim. Belki de 30 dakika olacak ama yine de yapacağım. Bir asker gönderiyor, bir çıkartıyor. Anlamadım. Çok gözüme batıyor Amerika. Yapalım 82-83 Kaliforniya falan. Abi Hindistan'ın askeri sayısını gördünüz mü? 203.000. Kardeşim bu ne ya? Lan kavgaya gidermiş gecesine gelmişler. Abi İran bu. Zaten yok olmuş. Seviyeye gelmişler. Ben zaten yarısını almışım. Sen geliyorsun. 203 bin askerle geliyorsun. Demek ki fazla korkuyorlarmış. Evet iyi. Zaten Hindistan'da fazla gelişemedi. Acaba İran'ı ben neden saldırdım? Hem yorumlardaki yazıyı gördükten sonra hem de abi Azerbaycan'ı falan almış ya. Bak burada Kazakistan falan vardı galiba. Onlar da gitmiş. Nerede lan bunlar? Şimdi bu askerleri toplayacağım. Bunlar Amerika'ya gitmek üzere askerler olacak. Artık ne kadar asker çıkartabilirsem o kadar bizim için kârdır. Yeter lan bu iş çok uzadı. Amerika. Bir asker gönderiyorsun, bir çekiyorsun. Dalga mı geçiyorsun lan sen bizimle? Amerika'yı bir uğrayalım bakalım. 39 bin asker de burada. Şöyle birleştir abi bunları. İran gördüğün gibi 2 asker, 28 bin askeri var. 90 bin askeri bir çıkart bakalım şu sahaya be. Gelsin bakalım bunlar. Evet, Witch Fransız'ı bizimle içi geliştiriyor. Abi bak burada bunlar. Tamam ben barış yapacağım artık ya. Oralar çünkü orada askerlerimiz ölüyor. Tamam. İran'ı aldık abi. Çok güzel. 90 bin askeri buraya geri çekiyorum. 94 bin askeri. 8 bin askeri de buraya çekiyorum. Evet şurada bir asimile sorunumuz var yine. Zaten Orta Doğu'nun patlaması bekleniyordu. Orta Doğu'da karıştı güzel bir şekilde. Ve biz altın çağımıza girdik abi. Şu Bakü'yü yağmaladık ya, benim ozu şeyi sinirime gitti ya. Yanlışlıkla bastık. Normalde mesela bak asimile yapınca onayla gibi bir şey gelmesi lazım. Onu da direkt basınca yağmaladı. Evet 6 tane de eyalet var. Tahran'ı falan hep şey yaptık.
Asimile ettik. Şurada bir asimile var. Tamam. Evet, şu 200 bin askeri mesela madem buraları geliştirdik, bayağı genişledi abi. Bak burada da, oha burada da var. Arkadaşlar şu şekilde bir şey yapacağım. Bunları İstanbul'a çekiyorum. Şöyle hızlandıralım. Tamam bak bunlar hep hızlansın. Şöyle araştırmaya da hafif vereyim. 190 tamam. Nüfusumuza bakmadım, sürpriz olsun. Şimdi bu askerler gitsinler abi, yola çıksınlar. Evet 6 tane de eyalet geldi. Sarı. Tahran'ı yeniden yaptık. 35 milyon nüfus var abi, oha. Evet şöyle bir, evet bize bir de şey İran şey demiş, topraklarınızdan geçebilir miyim gibi bir şey yazdı. Bu Avent'tan artık gelmiyor. Yani gelecek de sıklık düzeyine göre. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin gelişmesini etkileyen Türk devletleri heyet gönderiyor. Kazakistan, oha bunlar ne güzel lan. Heyetler geliyor şimdi, adım adım, adım tu hedef Turan. Evet. Hedef Turan aşağı yolladı bizi. Ben kimle savaşa girdim? Dur savaşa girdim. Birisiyle savaşa girdim galiba. Kesin Afrika ülkesidir. Şili. Şili gel. Kocaman Türkiye'ye Şili savaş açıyor. Arkadaşlar şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bakın buradan asker basıyorum. Şimdi hazır şöyle saatimiz zamanımıza varken Afrika ülkeleriyle uğraşmak yerine bir Amerika yapalım. Nasıl yapacağız bunu? Şu askerleri bir gönderelim bakalım. Oraya direkt girebileceğiz mi? Yoksa giremeyeceğiz mi? Ya da aklımda bir plan var. Oraya toprak izni isteyip oraya geçip ondan sonra savaş ilan etmek gibi bir plan var. Düşünsenize çok güzel olmaz mı? Amerika'yı yıktık. Kısaca bu, olay bu. 310 bin. Sen de toplan baba buraya. Gidiyoruz lan. Kaliforniya'yı eyalet yapmaya gidiyoruz. Hadi bakalım. 400 bin askerle gideceğiz. Ha sen nereye gidiyorsun? O niye gitti? Ama o git. Çok yanlış yere gitti de olsun. Evet, Amerika ile barışımız bitmiş. 462. Şuralardan asker gelir gibi geliyor. Şuralardan basıyorum hemen askerler. Asker basma en sevdiğim senaryolardan. Basmak çok eğlenceli geliyor. Sen de geç baba. Geç şöyle geç. Onu oraya yolladık. O oradan gelecek tabii ki de. Evet, 500 bin asker. 511 bin asker. Şimdi arkadaşlar intihar görevi, iyi izleyin. Cettin'den şöyle bakalım başkent neresi. Getir bakayım abi sen bunları buraya. Gelene kadar buradan izleyeceğiz. Evet. Borca girdik biraz. Araştırmayı kısalım abi. Yetmiyor. Evet, yatağınızın altındaki bozukları çıkartın gibi bir makale yayınlamamız lazım şimdi. Paramız eğer buraya kadar gelmeye yeterse çok güzel olacak. Bu ne lan? Çeçenistan bize savaş ilan etti. Hazır asker varken. Kardeşim sen kimsin ya? Ulan ben Amerika'ya asker yollamış adamım. Bak bak buradalar şu an. Allah'tan bu 14 bin askeri buraya bıraktık. Adamların
Bastıklar askere bakın, bir de bizim bastığımız askere bakın ya. Şu an biz parayı bizim askerlere gidiyor genelde paralar. Onun dışında bir zararımız yok. Çeçenistan. Kardeşim sen çok yanlış kişiyi bir devlete çattın. Bulunduğun bölgeyi galiba yağmalamışsın. En sevmediğim şey yağmalamak. Bunu sana şeyini ödeteceğim. Orduyu dağıt diyorum şu askerlere. Bir tane eyaleti var. Sağ olsun, onu da orada harcadı. Lan nereye gidiyorsun, dur. Ben Amerika yapacağım. Dur kardeşim sen şurada aradan bir çık ya. Bunlar benim lan. Yolladım bakalım talepleri. Ben bunlarla uğraşamam. Gördüğünüz gibi yok oldular. Beklemediğim bir sondu. Şu dağdan orduyu dağıtalım mı? Sen de buraya geç. Şimdi bizim asıl meselemiz nerede? 511 bin asker Amerika'nın sınırında bekliyor. Amerika bizimle zaten şöyle bir askeri işim için soralım. Amerika askeri izni verdi arkadaşlar. Kaliforniya'ya bir çıkartalım askerleri. Yok, Washington, ne Kaliforniya abi, ne diyorum ben. Evet. Gel gelelim. Şurada bir savaş ilan et yapalım bakalım direkt. Abi benim 500 bin asker nereye gitti? Ben direkt aga be. Evet arkadaşlar, o askerleri yeniden topladım. Yalnız 272 bini, 500 bini orada telef oldu. Galiba oyunun bir şeyi, ben bak, bize barış teklif ediyor. 200'ü. Az önce çok garip bir şey oldu. Görmezden gelelim abi onu. Amerika zaten şeyde geçmişiz. Paramız eksiğe ineceğini bile bile ben bir ilerletme yapacağım. Kardeşim istemiyorum ben barış marış, git şuradan. Hayır abi istemiyorum. Gördüğünüz gibi Amerika korkuyor galiba. Hayır. Kardeşim istemiyorum, bak geldim zaten, az kaldı. Trump ne oldu oğlum? Bir de kredi çektim, haberiniz olsun. Aldık lan. Ne oldu lan? Geldim ben bak. Neredesin? Bir de ben buraya bir üs kurarım. Hayır istemiyorum. Evet. Amerika'yı bir uğrayalım dedik. Başardık gördüğünüz gibi. Amerika ne oldu aslanım? Bunu tam fethedebilir miyim bilmiyorum ama. Hayır abi istemiyorum, bak sen bana kendin, bir de talepleri engelliyorsun ya. Ben topraklarını istiyorum. Ben bu askerleri direkt yollayayım. Bunlar kesilir çünkü. Bak şimdi bak. Lan. Oğlum burada şey vardı. Meksika. Sana da güvenilmez. 655.253 asker yolluyor bize. Biz de diyoruz ki kaçın. Bittik. Evet, bir barış yapalım bakalım. Şuralarda bir asker. Tamam. Buralar eğer bize verirse kurtulduk sayılır. Vermedi. Arkadaşlar şimdi yapmamız gereken şey, karşımıza asker çıkana kadar devam edeceğiz. Şu
Şu an bu biraz Psycho seri oldu tabii ki de. Evet, %6'lık bir gelişmemiz var. Aşağıyı bölmeye çalıştı. Bölüyor da. Ama klavyeyi bu arada değiştireceğim klavyeyi. Batabilir biraz sesi. O 500 bin asker nasıl oluyordu orada? Telef olabiliyor. Hala anlamış değilim. Ben böyle giderim ki. Bak şimdi bu askerleri buraya. Washington'a doğru kaydıracağım bunları. Orayı alamadı. Ya gördüm Amerikan. Bize bir daha böyle saldırı yapmaya kalkarsan gezdiririm askerleri böyle içeriden. Washington abi, Washington. Evet, Washington'ı ele geçirdik gördüğünüz gibi. Adamların başkentini aldık yani. Tamam, başkent hazır elimizdeyken şöyle bir talep yollasak. Başkenti bize verir misin? Abi şaka gibi başkenti aldık adamları. Çok hoşuma gitti lan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kaç eyaletimiz var bizim? Ne kadarız? Şöyle bakayım bir. 369. Bir gece ansızın 370. Ya 369 gördüğün gibi Washington oldu. Ben buraya bir asimile ederim. Buraya bir çiftlik kurarım. Şuraya bir kale atarım. Bu arada oyun sonunda genelde 25 dakika çektiğim için sonları böyle bir komik şeyler olsun diye uğraşıyorum. Daha tabii yakında After Effects'te videoları daha güzel editler yapacağım. Haberiniz olsun. Daha güzel olacaklar. Şöyle bir kale falan kuralım buralarda. Gözetleme kulesi falan kurdum mu lan ben? Bakalım etrafımız neler çevriliyor. Gözetleme kulesi var. Bir üniversite daha kuralım abi. Bak Amerika hiç bakmamışım buralara bak. Hep ben bakıyorum ha. Yazık lan. Adamlar bizi o kadar kovaladı. Ben başkente girdim oyun bitti. Şöyle dahadan çiftlik basıyorum biraz. Amerika sana kolay gelsin. Ben kaçar. O askerler orayı tutar. Şimdi şöyle bakayım ve ultimatom yollayacağım şuna bir. Fırça. Ver abi bana fırça. Buralar hep senin ha. Gel bakayım bir tıraş edeyim seni. Belçik hala bizim vasalımız galiba. Eğer ortadan kalkmadıysa. Kalkmış. Sen benim vasalımı kabul etmezsin. Oha bu 500 bin asker buraya gelmiş. Yok lan aynen 500 bin asker burada abi. Ne işi var bunların burada? Paramız gittikçe azalıyor gördüğünüz gibi. Bir artıyor bir azalıyor. Çünkü bak askerler denize çıktı. Geri arttı. Azaldı, arttı, azaldı, arttı. O şekilde ilerliyor. Evet, Budapest'e geldik. Şöyle bir burayı bir büyütelim abi. Kardeşim sen Esat'a benziyorsun ya. Ulan oyunda herkes garip şeylere benziyor ya. Ben seni uyardım. Amerika bizimle ilişki geliştiriyor. Bu kadar asker sende yok tabi. Burası kimin? Polonya'nın. Ben Polonya'nın toprağını aldım zaten. Tamam. Şöyle bir şey yapalım. Sen geri git. Sen ileri git. Galiba o sırada barış yaptılar ya. Çok güzel. Bizim de işimize gelir zaten. Bak bak Polonya burada. Başkenti orada direkt.
Şuraya hareket et. İran'la savaştık. Amerika'nın Washington'da başkenti aldık. Trump, artık sen seçmelerde çıkamayacaksın kardeşim. Başkan olamayacaksın. Şansına küs. Polonya'yı da alalım abi. Amerika'nın kendi toprakları da bizi kovalıyor. Ayrı güzel bir şeydi o da. Tamam, bu da tamam. Bu ne oğlum? Sen benim ultimatomumu kabul etsen daha mantıklı geliyor bana ya. Başkentin zaten bizde. Siz de buraya ilerleyin. As, bak oradan patlak verdik. Gel kardeşim. Evet, uzun hançerlerin geçti. Önemli daha devlet adamları bu gece şüpheli bir şekilde öldürüldü. Oha lan, ekonomilere bak. Çok büyük bir ekonomi düşüşü yaşayacağız. Bizim devlet memurları öldürmüşler. Ama aynen abi. Avusturya bize savaş ilan etti. Neyine güvenerek etti? Hala düşünemiyorum. Kardeşim bak, videonun sonuna doğru bana savaş ilan ediyorsunuz. Yapmayın şöyle şeyler. Gözünü seveyim, yapmayın ya. Avusturya, kaşıntın ne senin? Kuyruk acın ne, gel bakalım. Çok güzel. Ben oraları zaten şeyden almıştım. Oralar daha benim resmi olarak toprağım olmadığı için saymıyorum. Siz yeri sen böyle. Tur verdim ya. Şimdi 400 bin asker zaten girdi buraya. Zagreb'den şöyle bir 23 bin asker bastım bak. 23 bin, 13 binden de buradan bastım. 16 bin de buradan. 1000 askeri burada dağıtacağım. Çok güzel abi. Ya kardeşim bak, oraları alma ya. Ben oraları güzel kendi kılıç kanıyla aldım ben oraları ya. Kılıç hakkı abi oralar. Bırak. Buradan nereye gitmeyi düşünüyorsun ki zaten? Avusturya Osmanlı zamanında değil abi. Ben geçeceğim buradan. Geçirmiyorlar, görüyorsunuz değil mi? Avusturya oralar benim değil aslında. O yanlış yerden gidiyorsun bak. Ben buradan bir asker daha basayım. Ben Viyana'ya çıkacağım. Bu sefer çıkacağım bak. Bu ne oğlum? Osmanlı serisine döndü. Viyana'ya çıkmaya çalışıyorum bir saattir ya. Ya hak, Viyana bizim artık. Abim bak, ben oraları yeni fethettim. Gözünü seveyim, girme oralara ya. Daha oralar sıcak sıcak. Ulan bunu Kanuni Süleyman görse yatağında ters döner ya. Mezarında ters döner. Ne yatağı abi? Bak Polonya'nın da üstte toprağı varmış. Abi gitme oralara, gitme. Viyana'ya gelebilir. Ama biz ona değil de, ben buraları alacağım. Tamam, sen bu ilerler şimdi büyük ihtimal. Evet, ilerliyor. Bir yerde bitecek zaten. Oralar benim toprağım değil. Biz Amerika'yı yenmiş adamız. Koskoca bir devletiz.
Sen gelmişsin, bize artistik yapıyorsun. Ey Avusturya. Bu devlet ne badireler attı. Sana mı diz çökecek ha? Gel bakalım gel. Ama savaş İran savaşından bile daha uzadı lan. Kardeşim bir dur. Bak Viyana'yı bir daha yıktım. Bu askerleri burada dağıtacağım. Şu zar hakkı bize bir gelse. Gelmiyor. Sidirme gidiyor. Bir zar ver artık bize. Tamam. Bir 1100'ü buraya. 23.000 şu şekilde. Bunu buraya artık gücü yetmez. Artık Nazilerle birlikte sırt sırta gelmiş gibi bir şey olduk. Tamam, şöyle bir kontrol edelim abi. Bak zar bize yine vermez. Oyun zar ver zar. Bize de bir kere zar gelsin. Tamam, oraları aldık. Artık zar hakkı bizde diye düşünüyorum. Bak abi yeter. Oyun haksızlık yapıyorsun ama. Adamların başkenti bile aldık ya. Allah dur geçtim. Dur geçtiğimiz halde bile aldık oraları. Evet artık bitti ya. Sonunda. Şuralar kaldı. Oradan da zaten gidemeyecek. Kardeşim bir izin ver de gideyim ya. Üste teknoloji puanları geliyor. Ya ben sana niye böyle uğraşıyorum ki? Şu ana topraklarını alayım bana yeter. Artık kendi topraklarına dönemeyeceksin. Buralar bana ait. Gel bakayım sen. Şöyle bir üste galiba. Şöyle bir üste çık. Avusturya. Gördüğünüz gibi askerler teslim oldu. Tamam. Şunları da alalım. Bölüm fazla uzamasın. Sıkılmayalım. Asimileri yapıyorum hemen. Şöyle bakalım abi. Arkadaşlar bu arada aşağı yorumlara yazabilirsin istediğim hangi devlet istiyorsanız. Haberiniz olsun. Evet, serimizi burada bitireceğiz. Şöyle bir ben bu askerleri zaten toplarım sonra. Şu bir kontrol yapalım hemen. 41 milyon nüfusumuz var. 4 milyon da ekonomi var. Dünyanın büyük güçüz. Bu bölüm neler yaptık? İran'ı yıktık. Çeçenistan diye bir devlet vardı burada. O da bize bir savaş ilan etti. Artık yok. Şurada da toprağımız var. Burada da uzanan bir toprağımız var. Evet, sonra burada da bir tane toprağımız var. Bak görüyorsunuz. Buradan kaç asker çıkıyor? 3096 çıkıyor şimdilik. Bir çiftlik daha kurarsam, bir de festival yaparsam bence. Oha isyan etme şeyleri var.
30 oldu. İstanbul'a doğru gidiyorlar. Nereye siz, nereye? Şöyle ben bunları arttırayım. 131 oldu. Gittikçe artar bu da, ben bunu düzeltirim ya. Evet. Bugünlük bu kadar yeter. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenebilirsiniz. Eğer eleştiride bulunmak istiyorsanız da eleştirilerinizi açayım. Yorumlara da yazmanız yeterli. Dünya fethi yapayım mı, yapmayayım mı? Onun gibi bir cevaplar da yazabilirsiniz. Çünkü dünya fethi yapmak güzel olur aslında. Ki yapmaya da yakınız abi. Bak şunlar hep küçük devletler şunlar. Kazakistan, Moğolistan falan, bunlar hep küçük devletler. Haberiniz olsun. Hatta şöyle bir bakalım bizi seven var mı? Mesela bakın. Küçük devlet deyince zaten direkt anlarsınız. Yolluyorum ona mesela ultimatum, tamam mı? Şu an bir deneme yapalım. Toplam asker ordumuz kaç? 730 bin tane askerimiz var. Vasal diyor. 3 milyon. İç Moğolistan var burada da. Tibet var. Bunlar hep vasal mı lan? Mantova ile savaş demişiz. Mantova bir yürü git ya. Gördüğünüz gibi burada bir tane Türkiye hemen kurduk yani. Bizi sadece yoracak olan Novgorod Cumhuriyeti, haberiniz olsun. Yani bizi sadece Novgorod Cumhuriyeti yoracak. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.